Birgül hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba Hakan Bey, merhaba Cafer Topgöz, Rukiye, merhaba. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Nurcan merhaba, nasılsınız? Umarım bugün çok güzel bir canlı yayın yaparız birlikte. Profesör Doktor Turgut Aydın bizimle birlikte olacak. Adana'dan selamlar, İstanbul'dan da kucak dolusu sevgiler hepinize. Siz de öyle, iyi ki varsınız. Baharun Bal katıldı, hoş geldiniz. Sakın bir yere ayrılmayın. Profesör Doktor Turgut Aydın'ı çağıracağım şimdi. Arkadaşlarımız da gelecekler. Nevşehir, merhaba. İstanbul'dan merhaba Aydın. Ay harikasınız. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Günaydın, iyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bir dakika, şunları ayarlıyorum, şu şeyleri, sistemleri de. Herhalde oldu değil mi? Sıkıntı yok. Evet, evet, güzel. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Güzel. İyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ne yapalım ya, işte yoğun bir gündü bugün. İşler bitti, hastaları muayene ettik, tedavilerine başladık. Çok güzel. Ondan başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel hamlelerin haberlerini alırız inşallah. Ya evet ya, umarım her şey istediğimiz gibi gider. Umarım i̇nşallah. Herkes gebe kalır yani, tek i̇nşallah. Derdimiz o. İnşallah. Önümüzdeki hafta bir kongre falan var mıydı sizin? Var var, şey gideceğim, Kıbrıs'a gideceğim. Ha, önümüzdeki hafta. Evet, evet. Tamam. Cuma günü. Yani biraz geç gideceğim çünkü biraz işlerim yoğun İstanbul'da. Tamam. Normalde çarşamba günü başlıyor ama ben cuma günü gideceğim. Belki cumartesi gecesi dönebilirim. Tamam. Yani bir gün falan kalacağım galiba. Artık kongreden sonra da kesin biz geleceğiz. Gidin. Ondan sonraki haftada şeye gidiyorum yalnız. Gelecek hafta Kıbrıs'ta. Ondan sonraki hafta, gerçi onda hafta sonu döneceğim. Çarşamba akşamı gideceğim. Çarşamba günü İstanbul'dayım. O zaman siz şey olduğunuzda o işte. O zaman da şeye gideceğim. Antalya'da bir toplantı var. Orada bir konuşmamız var. Oraya gideceğim. Tamam. Bu dönem kongre, bizim kongre dönemleri oluyor. Biraz yoğun oluyoruz. Tamam. Onlar bitsin. Ondan sonra hem kongre şeylerini alırız. Sizden notlarını alırız. Tamam. Biraz resim çekelim. Kendi özgün resimlerimiz olsun istedik. Tamam. Melisa da çok rica etti. Tamam, Melisa'ya da selamlar. Melisa yalnız çok büyümüş, çok şey olmuş ya, tam bir ilk kadını görüntüsünde, bravo yani. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Çok severek yapıyor inşallah, çok evet, başarılı. Evet, paylaşımları çok başarılı. Ben çok 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 sevdim yani. Bravo. Çok yani. Teşekkür ederim. Çok keyifle ve severek yapıyor. Yaptığı için de kendi yaratıyor. Hiç ben vallahi katkım yok. Aslında varoluşunun şeyi hani. Süreçlerini başka insanların da yaşaması için diyelim. Aslında bir doğmuş bir insana tabii bunu biçmek çok zordur ama sonuçta bu süreçlerden gelerek hayata başlamış bir insan ve şu an aynı süreçleri yaşayarak insanların hani evlat sahibi olmasını istiyor. Belki de kendisine arkadaşlar istiyordur uzun dönemde. Bu tedavilerle doğmuş. İçinde ola empati yapmayı daha çok şey yapıyor. Tabii şimdi evet. Yani belki de Melisa, hani Melisa kendisine ait bir dernek de kurabilir aslında. Yani tamam, çocuk istiyorum derneği ayrı ama evet, tabii. Tüp bebekle dünyaya gelmiş çocukların da derneği olabilir ve onların da paylaşımları olabilir. Onlar da evet, biz bu işlemler olmasa biz dünyaya gelmeyecektik. Yani bu çok aslında çok, ya da biz yoktuk. Doğru diyorsun. Yani bu süreç başlamasaydı biz yoktuk. Yani biz varız çünkü bu imkanlar var. Tabii. Evet. Yani ona güzel bir öneri aslında. Evet. Yavaş evet, yavaş. Bunun kurgusu olabilir yani. Çünkü şu an Çider olarak Çider'de çalışıyor. Ama asıl şeyi hani Çider'in aslında çocuk kısmı. Evet. Dallara ayrılıyor artık. Çok tatlı. Şimdi kendi kendine yapıyor. Çok da mutlu oluyorum.
bazen bana fikir veriyor. Çünkü yapay zeka konusunda o benden daha tecrübeli. Evet. Şeyleri, yayınları. Yazışmaları falan değil mi? Yazıları Evet. falan. Bizde de örneğin Peki, evet. bazen benim yani sosyal medyayı destekleyenler de onları kullanıyorlar. Geçen de bizim bir arkadaş aramış Mustafa. Ya Turgut abi diyor nasıl yazdırıyorsun? Ya vallahi ben yazdırıyorum. Katkıt diye bir program varmış. Oradan yazılıyor falan diyor. Dediğim hani alttaki o şeyler. Evet, çok güzel. Neyse. Şimdi evet, infertil çiftler çok önemli. İnfertil çiftlerde Ya nasıl aslında biraz değerlendirsin? böyle hep sizin son zamanlarda hep böyle şeyler oldu. Yok işte biz ne yaparız, ne gideriz, en mükemmelliği nasıl yaparız, sıfır hata nasıl olur ya da yolunda hep böyle şeyler ama bunlar hep böyle biraz tartışmalı konular aslında. Yani yapılan işlemlerde işte yani siz de biliyorsunuz tıpta ama gerçek anlamda bu hastalar kimler? Ve bu hastalar ne zaman hani bu işlemlere var? Asıl bence önemli olan konulardan bir de bunu gözden kaçırdık yani. Kimlere infertil çift diyebiliriz? Aslında çok basit gibi gözüküyor ama ya da ne aşamada başvurmaları lazım? Bunları Evet. tekrar bir daha gözden geçirmek istedim hani şey olarak da. Burada tabii ki bir yıllık çocuk isteme diyoruz ama birçok sebep olabilir infertilite de. Yani daha önceden var olan bir takım sıkıntılar olabilir. Miyom cerrahisi geçirmiş olabilir. Endometriyoz cerrahisi geçirmiş olabilir. Bir çift olabilir. Ya da işte kemoterapi görmüş çiftler de olabilir. Bunlar aslında ya da yaşı ileri 35 yaşından ileri kadınlar da olabilir. Bunlar bence daha erken başvurmaları gerekiyor. Yani 5-6 aylık çünkü hani böyle bir lüksleri yok. Zaten bir takım travmalar yaşamışlar ya da geçmişlerinde bir takım şeyler olmuş. Burada şunu da unutmamak lazım. İnfertilitede ya da bir kısırlık araştırmasında aslında neredeyse işte biz anekspliğin diyoruz %20-25 ama gerisi işte %40 kadına ait diyoruz, %40 da erkeğe ait problemler Evet. diyoruz. Aslında bunu baktığımızda aslında tam anekspliğini çıkartırsak geriye yarısı erkekten yarısı kadından geliyor aslında. Yani böyle bir gerçek var. Yani biz infertilite dediğimiz kısımlardan bir erkek faktörü var. Peki Evet. bunun bir de işte kadın faktörü var. İşte bunlar bazen tek bir spermiyogramda bunlar anlaşılamayabilir. Ya da bazı böyle bir takım böyle tüm laboratuvar hizmetleri veriyoruz. Biz spermiyogramda bakıyoruz denilen yerlerde de bazen yeterli sperm tahlilleri yapılamıyor. Bazen bana çok geliyor. Çok burada bizi takip eden hastalarda da bu şey vardır. Hep normal normal demiş ama hastada aslında hareketli sperm yok ya da tüm spermler pinhead olabilir. Yani başsız sperm olabilir anlatabiliyor muyum? Onun için hani bunların mutlaka bu konuda deneyimli yani işi bu olan yerlerde bunlar yapılması lazım. İşte tüp bebek merkezleri her yerde var artık yani bu herhangi bir merkez olabilir. Oralarda bu işin yapılması daha mantıklı. Evet. İşte kadınlarda ne olabilir? Kadınlarda işte ovülasyon problemi olabilir, yumurtlama problemi yani adet göremiyor olabilirler. Bunları araştırmak gerekebilir. İşte endometriozis olabilir, tüpler tıkalı olabilir. Yani birçok sebep olabilir. Hani belli bir süreç bekledikten sonra bunlar bir yıl diyoruz. Özellikle bunlar daha erken. Kadınlarda problemler bir çözülebiliyor mu problemler? Bunlara bakmak lazım. Eğer çözülebiliyorsa çözüp ondan sonra çocuk sahibi olmalarını beklemek lazım. Ama çözülemiyorsa da o zaman ne yapılması gerekiyor, ne kadar süreçte bu işleri yoluna koymak gerekiyor, bunları konuşmak lazım. Evet. Şimdi Adet düzeni çok önemli zannediyorum. adet döngüsü çok önemli. Yani burada adet göremeyen bir kadın Evet. sebep menopoz da olabilir, polikistik over de olabilir, hipofizden salınan hormonların yetersiz de olabilir Evet. ya da Asherman sendrom dediğimiz işte yapışıklık da olabilir ya da uterusun yokluğu da olabilir yani birçok sebep olabilir. Bunların ilk başta tanısı araştırılıp koyulup aslında basit bir muayene ultrason muayenesinde bunlar çok net anlaşılabiliyor. Çok 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 Erkeklerde de ona işte katılıyorum. sperm var mı yok mu buna bakmak lazım. Sperm yoksa buna göre araştırma yapmak lazım. Ve devamında da işte eğer gerekiyorsa başka problemler bunları çözmek lazım. En çok varikosel üzerine çok duruluyor. Bu hep tartışılan bir konudur. Varikosel kimlere tanısı koyulabilir, ne olabilir? Yani bazen öyle oluyor ki 40 yaşında kadın işte
Over rezervi zaten düşük, çocuk istiyorlar. Erkeğin spermi de düşük. Dur senin varikosel ameliyatını yapalım. İşte 1-2 yılda bekle. Yani bu tür şeyler de olmaz. Hastalar bu konuda ciddi mağdur olan hastalar da var. Burada 20-21 yaşında sperm düşük. Kadın da over rezervi çok değilse beklesin. Ameliyat olmak istiyorsa ameliyat da olsun. Hani biraz bunlar tartışmalı ama burada her türlü aslında opsiyonları var ama bazen öyle olur ki bu opsiyonlar hiç olmayabilir hastanın. Onun için yaş ilerledikçe çok daha alert ve çok daha hızlı hareket yapmak lazım. Hep böyle o 46, 47, 48 yaşlarında çatır çatır işte gebe kalan kadınlar tartışılır, konuşulur falan ama gerçekte bunlar aslında çok böyle çok örnektir. Çok da böyle çok nadir olan durumlardır. Genellikle aslında burada yani hani çok ümitlerin kırılmasını istemiyorum ama yani çok çok düşük oranlardır. Onun için böyle insanlara dur nasıl olsa onlar 46 yaşında ya da 45 yaşında ya da 47 yaşında gebe kalmışlar. Ben de bekleyeyim biraz deme lüksleri yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Özellikle 40 yaşından sonra, 40 yaşından önce bu işini bitirmek lazım. Eskiden şöyle bir düşünce vardı Sibel Hanım. Dur bir dakika bekleyelim saat yaşınız daha 25. Ne acele ediyorsunuz? 22, 21 işte ne acele ediyorsunuz? Ama Sibel Hanım şunu da söyleyeyim size ilginçtir. Örneğin azospermi hastalarında ne kadar gençse hasta sperm bulma şansımız o kadar yüksek Ne oluyor. kadar güzel. Yani şimdi siz böyle bir erkeğe dur ya sıfır sperm var. İşte hipofizden hormon salınıyor. FSH yüksek ve çocuğu olmuyor. 20 yaşında. 20 yaşında %80 belki de gebe sperm çıkıyor bunlarda. Ama bu 30-35 yaşına geldiğinde sperm bulma şansımız %40'lara, %30'lara kadar düşüyor. Onun için nasıl kadında erken davranmak gerekiyorsa özellikle azospermi erkeklerde daha da erken davranmak gerekiyor. Size daha ilginç bir şey vereceğim örnek. Bunu örneğin çoğu hasta bilmez ya da çoğu hekim de bilmez. Klinefelter sendromu hastalar vardır biliyorsunuz. Bu bir tane fazla X kromozomu vardır. Ve bunlar da işte 47XXY'lerdir. Örneğin bunlarda adolesan da bazen ejakülatta sperm vardır. 16-17 yaşlarında ve bunlar 18 yaşlarında, 19 yaşlarında testi yaptığında neredeyse %40-50 civarında sperm bulma şansımız olabiliyor. Peki ama o yaşlarda o rahatsızlığın olduğunu fark edilebiliyor mu Fark acaba? edilebiliyor. Tanı koyulduğu anda aslında bunlar dondurup ileride çocuk sahibi olma şeylerin aslında mücadelesini vermek lazım. Yani bu çok erken olabilir. Çok saçma gelebilir ama sonuçta niçin yaşıyoruz ki? Yani onun için mutlaka bu konuda şey olmaları gerekiyor. Yani bu işin biz de artık bunu nasıl önceden kanserli hastalarda kemoterapi alıp tüm yumurtalıklarını ya da spermlerini kaybediyorlardı ya da testlerini kaybediyorlardı erkekler ya da kadınlar da yumurtalıklarını kaybediyorlardı. Nasıl artık bunlara biz mutlaka kemoterapiden önce sperm dondurun ya da yumurta dondurun deyip böyle bir bilinçlendirme yaptıysak aynı şekilde bu hastalara da bunu söylemek lazım. Ne kadar erken yaptırırlarsa o kadar şansları yüksek olur. Ama hala da işte bu önemli bu söylemek istedim. Bunun dışında kadınlarda mutlaka işte bir muayene yapıp işte overlerine bakmak gerekiyor. Burada over rezervinin düşük olduğu birçok böyle sporadik yani tesadüfen yakaladığımız hastalar oluyor. Bunlarda da eğer evli değillerse bir an önce yumurta dondurmak gerekiyor. Çünkü ileride yani bugün de işte daha geçen işte bu hafta bir tane hastamın vardı böyle kalp atışlarını gördüm. Bir hastamın da geçen hafta 8 yıl önce ben yumurtalarını dondurmuştum. Meme kanseriydi. Tedavi gördü. Geldi menopoza Evet, yumurta onu yaptık. gördüm. Çok O güzel. yumurtaları çözdüm ve 3 tane embriyo geliştirdim 5. günde. Bir tanesini transfer yaptım, gebe kaldı. Ya bu bir Maşallah. mucizedir yani. Daha ne istiyoruz işte? İşte olay budur yani. Bir insanın hayatını değiştirmek. Yani olmayacak şey tabii ki Güzel bir şeydir şey. ama tıbbı kullanarak insanların hayatını değiştirmek bence bir insana en büyük manevi hazdır. Yani bunun başka bir karşılığı yoktur gibi. Bir şey sorabilir miyim Turgut Bey? Erkeklerde yalnızca sperm tahliline mi bakıyorsunuz? Mesela hormon tahlili yapılıyor mu erkeklerde Tabii ilerledikleri yapılır. zaman? Sonuçta diyelim ki bakıldı, spermlere bakıldı. Spermlere bakıldı, sperm yok. Bu durumda hormonlara bakmak lazım ve bir takım genetik testlere bakmak lazım. Hormonlarda eğer
sperm yok. Hormonlar da çok düşük, sebeğinden salınan hormonlar. Bunları önceden de konuşmuştuk bir programda, hatırlıyorsunuz. Bunları dışarıdan verdiğinizde kendi kendine gebe kalırlar. Tüp bebeğe bile gerek yok. Eğer hormonlar tamamen normalse ve yine azospermi ise, o zaman demek ki kanal tıkanıklığı var. Hani basit bir iğneyle sperm alıp işlemlere devam edebilirsiniz. Ama hormonlar yüksek ve hala da sperm üretim yoksa, o zaman demek ki testislerde problem var. O zaman da şey yapmak lazım, işte bu TESE dediğimiz mikro TESE yapıp mikro TESE yapıp ondan sonra o spermleri alıp işlemlere devam etmek lazım. Yani aslında hani hormonlara da bakılıyor. Ama diyelim ki sperm seviyesi bir miktar düşük. Hani buralarda bu işlerin işte yok şuna bakalım, burada çok kafayı karıştırmamak lazım. Burada asıl problem, yani bunu siz değiştiremezsiniz. Yani sperm işte 5 milyon, 3 milyon. Eğer altta hipofizden salınma problemi yoksa siz bunu değiştiremezsiniz. Ne tüp bebek yapmak lazım. Hatta şunu size söyleyeyim, madem bunları konuşuyoruz. Erkeklerde virtual azoosperm dediğimiz spermin neredeyse çok çok az, işte 5 bin, 10 bin gibi çok çok düşük. Normalde 15-20 milyon olması lazım ya en az. Evet. Bu durumlarda da yaşla birlikte sperm sıfıra düşebilir. Onun için de erkeklerin de bu konuda çok dikkatli olması lazım. Nasıl kadınların yaşla birlikte over rezervi bitiyorsa, aslında kadınlarda çok daha bu çok planlı ve çok şey, yani hani erken menopozlar hariç Evet, çok böyle onlar çok şiir gibi netsin, gider dinlenmiyor. işte. Yani 10-8'li yaşlarda başlar. 40'lı yaşlardan sonra aniden 35'li yaşlardan sonra düşmeye başlar. 40'lı yaşlardan sonra birden çok hızlı bir şekilde düşer. Ve 50 yaşından sonra ya da 45 yaşından sonra işler çok daha farklı boyuta gider artık. Menopoz dönemidir. Erkeklerde bu farklı olabilir. 70 yaşında bir erkek de baba olabilir. Ama erkeklerde bu iş biraz daha dengesiz ve onlar da düşme eğilimindedir. Bunu da unutmamak lazım. Yani söylemek istediğim, her iki tarafını değerlendirip kadınlarda problem nedir, erkeklerde problem nedir, erkeklerdeki problem çözülebilir mi, kadınlardaki problem çözülebilir mi? Eğer kadınlarda da diyelim ki hipofizer bir yetmezlik varsa, dışarıdan hormon verdiğinizde yumurtlaması olur ve bu kadın da gebe kalabilir. Ya da işte tüplerde basit bir sileşi varsa açılabilir. Ya da yapışıklık varsa açılıp da gebe kalabilir. Ama bunların dışındaki durumlarda hani artık ya beklemek lazım, her şey yolundaysa ve yaşlar gençse, ama ileriyse, yaş 35 yaşın üzerindeyse, bu durumlarda çok fazla beklemek de uygun olmayabilir. Evet. Böyle kısaca bir size şey geçtim yani, Şimdi hani. sizinle ilgili çok güzel mesajlar da geldi bu arada. Sinan'ın şeyini, mesajını okumak istiyorum. Çünkü bunlar yazılı kayboluyor. Ben okuduğum zaman canlı yayını izleyenler de bunu dinlemiş oluyorlar. Gerçekten Turgut Bey çok iyi. Biz çok memnun kaldık. İşini helaliyle yapıyor. Bak, bu Çok cümle ne teşekkür kadar güzel bir ediyorum. cümle. Turgut Bey, daha güzel bir madalya nasıl takılabilir bir insana yani? İşini helaliyle yapıyor diyor. Çok Ya şimdi teşekkür tabii ediyorum ki Sinan. herkesi memnun yapmak ya da herkesi memnun etmek çok zordur, ama Evet. ben şuna inanıyorum. Bu tabii şeydir. Yani biz hayat felsefemizi bu şekilde oturtmamız lazım. İyilik değil de işimizi iyi yapmak. Sonuçta biz bu işten ekmek yiyoruz. Biz bu işten hayatımızı sürdürüyoruz. Onun için bu işi çok sevmemiz gerekiyor. Aslında tüm problem bu. Benim işim hala da Turgut der işte, ya birkaç kongrede öyle durumlar oldu ki, ya da tatilde, ya hastam yüzünden erken döndüm. Hatta bir sefer uçağa bindim, gittim, döndüm. Çünkü o kadar kritik durumlar vardı ki, yani bunlar böyle ancak işte tabii bizim hayatımızı biraz kısıtlıyor, ama severek yaptığımız işler olduğu için bunlar hiçbir anlamı yok. Ama Önemli işte olan bir tane daha karşılığını artı çok bir güzel tane daha mutluluk alıyorsunuz. koymak, Bak, yani başka hiçbir Kübra'nın yazısı, hocamızla bir kez ön görüşme yaptık. İlgisi, nezaketi, anlayışı öyle hissettirdi ki kendimize bizi. İyi ki geldik ve iyi ki tanıştık sizinle hocam. Yeniden görüşmek üzere inşallah. görüşürüz. Kübra'cığım, bol şans diliyorum. Bugün bir tane İnşallah hastam geldi. müjdeli Bugün bir haberler tane ön görüşmeye alırız. bir çift geldi. Aslında onlardan biraz bahsedecektim. Ve Buyurun. ben bu kadar ilk başta bunu hissedememiştim. Yani böyle işte bir kamuda bir tane şey, bir hanımefendi, bir erkek, eğer seviyorlarsa beni, yani onlara müteşekkirim. Yani o tarzdan dolayı. Ben anlattım, anlattım. Anlattım. Hocam dedi, biz dedi aslında 2-3 yıllara daha gideceğiz sizden sonra. Sizden dedi bir şükür aldık dedi.
Bana dedi ki ya çok güzel bir şeydi yani böyle çok olmuyor. Ben dedi sizin dedi nasıl dedi hani nedir sizin gebelik oranınız dedi. Ben de niye başka bir iklimde de buraya geleyim falan dedi bana. Ya o kadar samimi diyor ki şimdi hani şey olarak hani böyle yani şimdi aslında çok olaya da hakim. İlk başta ben anlayamadım o kadar olaya hakim olduklarını. Sonra devamında Resmen insan kaynakları sorusu yok yok ama sonra öğrendim ki bu. yani hala daha sormadım ne iş yapıyorsunuz diye ama akademisyen belli ki işte dedi, ben dedi şey vallahi dedim ya ne kadar güzeldi. Hani şimdi şey bak dedim şimdi bir tane makale hazırladık dedim. Geçen de sunum yapmıştık. Biz bunu şimdi yayınlatıyoruz dedim. İstatistiklerimi gösterdim ona. Ya istatistiklerimi tartıştık. Hani böyle yani bir insan bir merkeze gittiğinde yani biz ondan hiç mucize konuşmadık. Anlatabiliyor Evet. muyum? Böyle işte ortalıkta yayılan mucizelerden hiç konuşmadık. Çünkü o kadar zeki ve bilime şey insan ki hani kanı, şey Evet. matematiksel yönleri Evet. yüksek Evet. ki yani ne istediklerini biliyorlar aslında hani. Kanıta İşte dayalı bir şey istedi tabii sizden. bence hastalarda tüm hastalarda bence böyle olması lazım. Biz size niye tüp bebek yaptıralım? Evet. Sizin ne Evet. farkınız var? Yani çoğu insan kendisi heyecandan ve doktordan çekindiği için o kadar çok şeyse soramıyor ki. Yani Yani bu işte soru dedi nasıl sorulur? Niye dedi örneğin bana tek embriyomu transfer yaparsın çift miyiz dedi yaş 37'de bir an önce çocuk sahibi olmak istiyoruz dedi. Hani çok çocuk seviyoruz dedi iki tane olabilir dedim. Ama dedim hani bazı durumlarda ben hala da tek transfer yapıyorum dedim. Ama dedim hani sizdeki koşullar tek transfer yapmaya uygunsa tek transfer yoksa çift transferse çift transfer yapacağım dedim. Ama hani çift transferde de eğer işler kötü giderse sonuçların ne olacağını söyledi falan. Yani çok böyle tam böyle istediğim böyle bazen oluyor böyle çok böyle hani şeyler çok Ne hoş kadar gidildi güzel. bugün son saat 4 falandır böyle bir konuşmamız Gününüzü, oldu akşamınızı güzelleştirmiş. böyle Bak Emum'un şeyini, mesajını da okuyacağım. Hocam, Allah razı olsun, fazlasını yaptınız ve yapıyorsunuz. Olmadı ama olacak, inanıyorum. Ve bir sonraki ay tekrar görüşeceğiz. Perife zamanının dolmasını bekliyorum demiş. Bu da İnşallah iyi olur bir bakalım. mesaj. Emo daha önce tedavi olmuş fakat negatif olmuş anladığım kadarıyla. Fakat sizin yaptığınız tedaviye o kadar güzel inanmış ki size Bakalım ya umarım bir inşallah iyi olur. sonraki ay görüşeceğiz ve zamanını bekliyorum diyor. Bol şans diliyorum. Lütfen inşallah İyi çok olur. güzel şeylerle, sonuçlarla şey yaparsın, dönersin. Emom, sevgili Emom. Başka da Evet. sorular gelmeye Şimdi başladı. geliyor, geliyor. Ben yarın transfer olacağım. Ne tavsiye edersiniz? Beşinci gün embriyosu demiş Nergis. Tamam Nerkis Sakin işte 5. gün kalmasın. daha ne olsun. Yarın tekrar embriyo bir daha değerlendirilir. Ona göre işte gereken neyse yapılacaktır için işlenmesin. Evet. Sperm Öyle. DNA'sı 34, ilk tüp bebek kimyası oldu. İkincisi, öncesi 3 aylık antioksidan kullanım yeterli olur mu? Yaşım 39, eşim sayı ve hareketlilik. Ya bu, ya gene geldi bu sorular. Sperm DNA'sı. Ya sperm DNA hastalığı bir antioksidan tedaviyle düzelme imkanları çok yoktur aslında bakılırsa. Bence bir an önce tüp bebek yaptırın. Yaşınız da kritik madem. Çok böyle uzatmayın işi. Yani yok şunu kullandım, bunu kullandım, sperm DNA hastalığı artık bakılıyor mu? Nereden baktırmış onu da bilmiyorum. Bakılmıyor bile artık. Eskiden böyle bir hipotez vardı. Hiçbir anlamı yok bunların. Buradan sağlıklı sperm mutlaka vardır. Sperm DNA hastalığı her spermde vardır ve sperm kötü olan oligospermlerde bu çok çok daha yüksektir. Hatta bazen sperm DNA hastalığı %80'lere bile çıkabilir ama insanlar normal yolda şey tüp bebek tersi yine çocuk oluyor. Zaten tüp bebek yaptırıyorsanız bunların çok bir anlamı yok ve düşünüz de buna bağlamayın. Öyle söyleyeyim. Kimyasal gibi değil. Fazla zaman kaybetmeyin. Çünkü bu işler benim en çok üzüldüğüm hasta grubu bu grup. Çünkü hastalar bir şeye inanıyorlar. Erkeklerde işte biz şunu da kullanalım mı? Hatta bazen hastalar şimdi şey de geliyor. Tabii sizler de hani ya yaş 38 olmuş, 39 olmuş. Biz işte
Bir takım tedaviler, yani yumurta kalitesini artıracak süper. Ya böyle bir tedavi aslında teknik olarak yok yani. Hani tamam, kullanın bir takım ilaçlar. Bunları tamamen de kullanmayın demiyorum. Çünkü hani çok da haksızlık olur bu. Evet. Ama yani bu teda ilaçların etkisinin geçmesi için 4-5 ay geçmesi lazım ki teknik olarak, eğer böyle bir etkisi varsa. Ama bu Evet. işte Zaman birazcık kaybetmeyin bekleyince diyorsun. zaman kaybetmeli. Yani bundan elde edeceğiniz fayda tartışılır ama zaman tartışılmaz. Öyle söyleyeyim, çok Evet. uzatmayayım. Evet. Yani biz mutlaka embriyo kalitenizi artırın ondan sonra demiyoruz zaten ki hasta kendisi ben Evet. maddi olarak kendimi toparlayıncaya Evet, kadar tamam. böyle bir O şeyden zaman geçmek onda bir istiyoruz problem diyoruz. yok. Ben de onlarda aynıyım. Yani Evet. çünkü hasta geliyor bana bazen. Yani Hadi madem o şu ilacı zamanı en kullan iyi diyoruz. şekilde Evet. değerlendirmesi Ama şeyini hani yapıyorlar. Çok teknik olarak haklısınız hani bu konuda. bu işler çok böyle yani birbirine hak geçen de bir şey. Madem hani ona Evet, bakarsak tabii. yani olabilecek bir şeyi imkansız hale getirmiş de olabiliriz bu davranışlarımızda. O açıdan diyorum. Yoksa tamam, tedavimizi verelim, antioksidanlar verelim, işte bir sürü ilaç var şimdi o destekleyici. Bunlardan verelim. Dünyanın her yerinde de verilebilir bunlar ama bunlar, hani bunları bekleyelim, işler düzelsin, ondan sonra yaptıracağız. Az önceki hasta olduğu gibi. Bu biraz şey yani, her şeylerini kaybedebilirler bu Evet, süreçten. Allah Onu korusun. söylemeye Tabii çalışıyorum. istemeyiz bunu. De, şimdi Nergis diyor ki dondurulmuş embriyo genetik tüp bebek. Genetik yapılır mı? Ya da Yapılır. tüp Niye bebek yapılmasın? yapılır Yapılır, yapılır. Yapılır Nergis Hanım. Dondurulmuş embriyo da çözülür. Parça alınır. Aynı Evet. şekilde o parçayı genetiğe gönderip tekrar dondurulup genetik inceleme yapılabilir. Evet. Özlem arkadaşımız diyor ki hocam ben PCOS hastasıyım. Her şey güzel, normal denildi ama 4 tüp bebek denememde başarısız oldu. Bilinmeyen başka bir sebep olabilir mi diye sormuş Özlem. Ya şimdi polikistik overlerde benim 3-4 tane hastam oldu. Hatta bir tanesi de şimdi 2 tane çocuk yaptı. Hikaye şöyle, aynı hikayeler aynı. Çünkü polikistik overlerde yumurtalık tam böyle baskılanmayabiliyor ve siz buna bir takım ilaçlar veriyorsunuz. İşte çünkü ovülasyon yok. Yani belki de hormon tedavisiyle bunlar gebe kalamıyor olabilirler. Çok iyi baskılamak lazım yumurtalığı. Ya da çünkü progesteron üretimi devam edebiliyor bunlarda. Biraz daha yüksek olur normal diğer hastalara göre. Ya da işte ben bu kadar çaresiz olan hastalarda 3 defa 4 defa işte hormon ilacı kullanarak rahim içini kalınlaştırmış, gebe kalamamış hastalarda ovülasyon inyeksiyonu yapıyorum. Yani gonalefle ya da işte isim kullandım ama ya da başka bir gonotropinle yumurta uyarıcı işlem yapıyorum. Ondan sonra modifiye ederek doğal döngüde transfer yapıyorum. Çünkü doğal döngüde gebelik oranları çok yüksek. Çok Hani bu güzel. hasta bence böyle bir şey yaptırsın. Hani çünkü Sevgili belli ki Özlem, sen hormon ilgilenin. tedavisiyle bu iş olmuyor. O zaman bırakalım, bir de vücudun geliştirdiği hormonlarla tedavi yapalım. Belki çok daha farklı bir sonuç olabilir Evet. benim. Özlemciğim Yoksa burada duydun. hani tutup da Evet. 20, ne ki yaşı çok genç. İşte 4, yani burada yok senin işte, ya eğer HSG'si normalse, tüplerde bir problem yoksa onlara da bakmak lazım tabii. Başka altta başka bir problem yoksa o zaman bu işlem yapılabilir. Evet. Özlem, eğer İstanbul'daysan yüz yüze görüşmek istersen yardımcı olabilirim. Bilhan'ın sorusu, iyi akşamlar hocam. Benim de çocuğum olmuyor. 35 yaşındayım, 16 yıllık evliyim. 4 tüp bebek yaptık, olmadı, tutmadı. Her şey yolunda gidiyordu, olmadı. Sorun eşimde sperm hareket düşüklüğü. Neden tutmamış olabilir diye Ya soruyor. burada şimdi tabii Geçmiş ki olsun. birçok parametre olabilir. Hani 35 yaş çok ileri bir yaş değil aslında, genç bir yaş. Evet, genç bir yaş. Bazen sizle de konuşuyoruz bunu. Tedavi protokolünü değiştiriyoruz. Örneğin bugün bir hastamda sadece tedavi protokolünü değiştirerek 4 defadır 5. güne embriyosu gelişmeye başladı da 5. gün embriyosu elde ettik. Yani onun için hani özellikle bu hastalarda eğer altta başka bir şey yoksa bakılabilir, yine genetiklerine bakılabilir, embriyo genetiğine bakılabilir. Ondan sonra işte histeroskopi yapılabilir, rahim içi değerlendirebilir. Eğer hepsi normalse ya da altta yapılan başka bir problem yoksa
O zaman tedavi protokolü değiştirip genetik incelemeyi bu şekilde transfer yapmak daha akıllıca olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Kübra'nın bir sorusu var. Şimdi diyor ki hocam kilo sorunum devam ediyor. Kilo veremiyorum. Zararını fazlaca görür müyüm acaba? Acaba kaç kilo şimdi? Ya şöyle bir şey var. Ben onu kısaca bahsedeyim. Kilo vermek çok önemli tabii ki. Ama bazen örneğin biz tüp mide ameliyatı olanlarda ya da balon taktıranlarda ya da bir Evet. şekilde bypass midesi yaptı diye 120-130 kilo kadınlarda ya da erkeklerde bunu çok görüyoruz. Bu ameliyatlar yapıldıktan sonra 2 yıl gebe kalmalarını istemiyoruz. İki yıl hem Çünkü de. erkeklerde bazen de azospermi gelişiyor bu esnada. Yani o çünkü o insanın birden o kadar 20-30 kilo vermesi ya da 40 kilo vermesi aslında ciddi bir avitaminoz tablosudur. Yani aslında vücut var olan dinamisini ya da dengesini bozuyorsunuz. Siz onu aç bırakıyorsunuz ve örneğin hani bunlara tüp bebek yapmıyoruz hemen. Çünkü bir yumurta kalitesi çok kötü oluyor. İkincisi sperm bazen azospermiye düşebiliyor. Onun için Kübra'da da eğer tüp bebek tedavisi yapacaksa böyle 15-20 kilo, 30 kilo verirse bu da esnada biz gebe kalmasını istemeyiz. Biraz daha beklemesini isteriz daha sonra. Belki tüp midede olduğu gibi 2 yıl beklemeyebiliriz ama belki 6 ay beklememiz gerekebilir. Onun için hani bu kilo eğer tolere edilebilir bir kiloysa, tedavi başlanabilecek bir kiloysa bu şekilde başlamak da uygun olabilir. Tabii 5-10 kilo vermekten hiçbir şey olmaz ama bu biraz daha yükseldiğinde başka problemler, yumurta kalitesi bozukluğu, erkeklerde ise sperm kalitesi bozukluğu ve sperm sıfıra kadar düşebilir. Sonra tekrar yavaş yavaş biraz, yani vücut dengeye geldiğinde sonuçta bir şok durumu. Evet. Haftada neredeyse 7-8 kilo verirler. Evet. Sonra Ya. vücut dengeye geldiğinde tekrar üretim yeniden başlar. Tekrar yumurta kalitesi yeniden düzelecektir. Çünkü yeni bir denge hali olacak. Evet, müthiş bir şey. Çok geçmiş olsun sevgili Kübra. İnşallah kilon çok fazla değildir. Çabucak halledersin. Yadigar'ın bir sorusu var. Hocam Olur dondurmuş. tabii. Olur. Dondurmuş 2 embriyo transferi yaparsanız ikiz İki. gebe kalır. Hatta İkiz gibi. tek embriyo transferi yaparsanız tekrar bölünürse o zaman bile ikiz Ay, gebelik olabilir. Hiç evet olmaz öyle bir 300 olmuştu. yani. 300 olur, ikiz İki olur. tane şey yapın, bir tane de kendiliğinden şey yap. Hadi bir tane de bende de olsun demiş embriyo. Yani şimdi aşağı geleceğim bir saniye. Evet, Oluk Gonca bu arada demiş hocam ben Makbule hatırlarsanız 7 aylık olduk. Biz de ziyaretinize geleceğiz. İyi ki Görüşmek varsınız. üzere. Selamlar Görüşürüz demiş. Zeynep Hanım. Görüşürüz. Evet, Elif'in bir sorusu var. Merhaba, ikinci tüp bebek tedavimiz olumsuz sonuçlandı. Transfer aşamasına gelemedi. Önerileriniz nelerdir demiş. Tedavi Geçmiş. protokolü değiştirirse işe yarayabilir. Bazı hastalarda biz bunu görüyoruz. Tedavi protokolleri, yani bu her defasında diyorum bunu ama bu çok benim bunu yaşayarak çok görüyorum bunu. Yani çok net. Tabi burada bilmiyorum niye 5. güne gitmiyor. Bazen yumurta kalitesi erken progesteron yükseldiği için bozulabilir. Bir de son zamanlarda çok progesteronlu tedaviler yapılıyor Türkiye'de. Bunlarda da maalesef embriyo kalitesi bir miktar negatif etkisi olabiliyor. En azından bunlar düşünülebilir. Yani bunları söyleyebilirim. Evet. Geçenlerde bir uçak yolculuğu yaptım. Türkiye'de çok deneyimli bir tüp bebekçiyle. Onunla yolda giderken onu tartıştık. Belki siz şimdi ismini bilirsiniz fotoğraflardan. Semra ablayla gittik. Semra Kahraman'la. Semra Hanım'la ben eşte de karşılaştım. İşte beraber gidiyorduk. Ya böyle çok Belirsizlik konuşuyoruz. belirsizliğe çektirmişsiniz. On... Ay dedi senle de çektirdim dedi. Çekti ama da göndermedi bana. Şeydir, biz çok Çok iyi tatlı bir ya. şeyimiz oldu. Çok yani onunla konuşuyordum. Ya dedim Semra Hanım dedim hani böyle tedavimiz de çok örtüşüyordu. Bu konuyu konuştum. Yani dedim ben dedim hani herkes bunu çok böyle şey yapıyor ama ben burada istediğimiz embriyo kalitesine ulaşmadığımızı düşünüyorum. Aynısını ben de düşünüyorum dedi. Aynısını ben de ve ben de uygulamıyorum dedi. Yani öyle bir şeyimiz oldu. Onun için tedavi protokollerinde
den de kaynaklanıyor olabilir bu. Onun için hani bunu tekrar daha gözden geçirmelerini önereceğim Evet, kendilerine. bir an kaybolur gibi oldum. Yok yok. Buradaydım. Yanlış anlamayın. Tamam. Evet ya. Şimdi Birgül'ün bir şeyi var. Hocam, iki embriyo transferi oldu. 5A kalitede, genetik sonuç negatif, histeroskopi önerir misiniz diye sormuş. Ya bu iki embriyo transferi olmuş. Yani bence bir sefer daha eğer altta başka bir şey. Histeroskopide göreceğin şeyi zaten uteruste görüyorsunuz ultrasonlarda artık. Yani böyle hemen bir embriyo ya da iki embriyodan negatif olduğunu hemen koşur koşur histeroskopi yapmak yerine bir sefer daha farklı bir protokolle ya da farklı bir tedaviyle tekrar bir daha denenebilir. Eğer olmazsa o zaman yapılabilir ama histeroskopide eğer rahim filminde ya da ultrasonda çok anormal bir tablo görünmüyorsa çok fazla bir mucize beklememek lazım. Bazen meslektaşlarımız çizik atıyor. Biz de çizik falan atıyoruz ama hani bunlarda ne kadar faydası olur tartışmalı. Yani iki tane oldu hemen histeroskopi. Eğer ultrasonda görülen bir şey yoksa ya da rahim filminde bir anormallik görülmüyorsa bir defa daha transfer yaptırmanızda fayda olacağını düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Cafer arkadaşımızın sorusu. Hocam merhaba, 31 yaşındayım. 6 ay önce klinefelter sendromu denildi. 3 ayda bir hormon iğnesi vurulmam söylendi, ömür boyu. Çocuk olma ihtimali var mıdır diye Ya sormuş. muhtemelen bu testosteron hormonudur. Eğer testosteron hormonunu 3 ayda bir yaptırıyorsa bu dönemde zaten ameliyatta sperm bulmak imkansız hale gelir. Eğer hani testi yapıldıysa ve sperm bulma imkanı yapılmadıysa bir testi yapılabilir. Eğer onda da sperm bulma ihtimali yaş 31 olduğu için konuşmamızın başında da bunları konuştuk. Sperm bulma şansı %15 civarındadır bu hastalarda. %15-20. Ama şanslarını deneyebilirler. Eğer böyle bir durum yoksa bu erkeklik hormonu kullandığı hormon onu da kullanmaya devam edebilir. Çok teşekkür ediyorum. Sevda'nın bir sorusu var. Sevda arkadaşımız da diyor ki, pardon, fakat tutturamadım şimdi. Ha. Ben de göremedim. Diyor ki, merhaba hocam, transfer olacağım. Şekerim yüksek çıkıyor. Transfer olamıyorum. Şekerim düşmüyor. Demiş. İyi bir endokrin doktoruna gitmesi lazım. Burada hemoglobin A1c seviyesine bakılır. Şeker zaten düşerse 3 ayın sonuna ancak kan taallerini yansır. Ve hemoglobin A1c'ye takip ederek yani bir ayda şeker düşmez. Düşse bile kanda gözükmez. Yani hemoglobin A1c seviyesi aynı bu sperm gibidir. 3 ayda ancak düşer. Ondan sonra transfer yapılması daha uygun olur. Bence bir endokrin doktoruna gidip bunu tekrar bir daha gözden geçirsinler. Zatife, sakın şey yapma, ihmal etme, pardon, sakın ihmal etme, oldu mu arkadaşım? Zatife'nin bir sorusu var. Hocam, polikistik over var ama tedavisiz hamile kaldım. 3 ay sonunda bebeğin kalbi durdu. 11 ay oldu kürtaj olalı. Ne ilaç kullanmalıyım ya da tüp bebek tedavisi mi olmalıyım diye Yok sormuş. canım yok yok. Bu sonuçta yumurtlama tedavisiyle tekrar gebe kalabilir eğer rahim içine yapışıklık yoksa. Yani tüp bebeğe ne gerek var? Sonuçta spontan gebe kalabiliyor bu hasta. Bence tüp bebek gerek yok. Evet. Çok geçmiş olsun sevgili Zatife. Yeliz arkadaşımızın sorusu. Hocam, 35 yaşındayım. İki kez denememiz oldu. İlkinde iğnelere cevap vermedi. İkincisinde tek yumurta toplandı. Beşinci güne gitmedi. Transfer yapılmadı. 35 yaşındayım. 4 aydır hiç folikül yok. Ya AMH 0,02. bu durum cidden zor bir durum. Anladığım kadarıyla 4 aydır da adet görmüyor demek ki. Yaşı da gençmiş. Yani bir PRP yapılabilir ya da eksozom hani en azından bir şansını bu şekilde deneyebilir. Her ne kadar bunlar bilimsel kanıtı çok yüksek olmasa da bazen mucize işler oluyor. Örneğin benim bugün geldi 3 aydır adet görmeyen bir hastam. Genç kız. Bir yumurta dondurmuştum. Şimdi baktım 3-4 tane antral foliküle. İnanamadım yani 2 ay önce ben de PRP yapmıştım. Yani bunları böyle çok her ne kadar Evet, çok genç böyle bu olunca. işin taraftarı gibi gözükmemeye çalışıyorum. Çünkü kanıtları Evet. çok yüksek değil ama bu tür hastalarda yapılabilir. En azından Yani. bu
şekilde genç şans hastalarda ediyor. güzel cevap veriyor anladığım kadarıyla. Yani öyle Değil olduğunu mi? düşünüyoruz. Evet. Evet. Şimdi Esra arkadaşımızın bir sorusu var. Hocam bende PCOS var. İlk tüp bebek yaptırdım. Donmuş 3. gün embriyosu ama 1 ay oluyor, düşük oluyor. Kimyasal deniliyor. İlk aşılamamda kimyasal oldu. Neden kimyasal gebelik olur sürekli? Bir nedeni var mı diye sormuş. Yani buradaki kimyasal gebelik olmasının bir sebebi embriyo DNA'sında problem olabilir Esra. Embriyo DNA'sı problemli olduğunda sonuçta o çocuk organizm yani blastus gelişir, rahime tutunur ama o sistemler kurulamayabilir. İkinci ihtimalde ovarideki hormonal dengesizlik bazen endometriyumu bozabilir ve implantasyon negatif yönde etkilerse de bu şekilde sonuçlar olabilir. Bunun için tekrar tekrar böyle olacak anlamına gelmez. Ama madem 2-3 defa böyle oldu, eğer tüp bebek yapılma aşamasına geldiyse embriyoların DNA'sına bakılabilir. Zadife'nin şeyi diyor ki onun da kilo sorunu var. Hocam polikistik over var, zayıflama iğnelerinden sonra kaç ay ya da kaç yıl sonra gebe kalmalıyım diyor. Zayıflama iğnesi oluyormuş o ama. Zayıflama iğnelerinde 1-2 ayda o iğneler etkisini kaybediyor. Yani o iğneleri kullanırken şey olsun istemiyoruz. Hani çünkü teratojenik etkileri olabilir. Ama baştan da konuştuğumuz gibi çok kilo verirse eğer, Evet. örneğin 25 kilo gibi kilolar verdiyse bence 1 yıl falan beklemesine fayda var. Kübra da diyor ki benim yaşım 35, 95 kiloyum, tüp mideliyim hocam diyor. Yani Onun Kübra'cığım için istersen ben tekrar bir daha gel de konuşalım. Yani 95 çok ileri bir kilo değil. Eğer tüplüğü de 1-2 yıl geçtiyse direkt tüp bebek yapmak da artık zamanı geldi. Tekrar tekrar ameliyat olmayı yazıktır. evet. Şimdi Zeliha'nın bugün 95, polikistik over. 90-95 kilolu çok az diye bir tedavi yapıyoruz. Hani 120-130'da belki bu işler biraz daha kontrolden çıkıyor ama 95 diyabetik değilse madem tüp mide ameliyatı oldu. Artık daha çok uzatmasının bir anlamı yok. Yani ne olacak? Tekrar ameliyat mı olacak? Evet. Geçmiş olsun canım. Zeliha'nın sorusu, hocam ben de PCOS hastasıyım. Bir tane çocuğum var. İlaç tedavisiyle fakat farklı ilaç kullandım. İlacın önemi var mıdır farklı ilaçların Ya iki demiş. tane ilacımız var oral polikistik overde. Bir tanesi klomifen sitrat, klomen ilacı. Bir tanesi de yeni gelişen bu meme kanserinde kullandığımız ilaçlar var. Hani aromataz inhibitörleri dediğimiz ikisi de kullanılabilir. Yani aromataz inhibitörleri son zamanlarda bir tık daha önde, daha popüler. Cemil arkadaşımızın bir sorusu var. Diyor ki hocam 3 deneme, bir kimyasal, AMH 0,6, FSH 18. Bu ay kendiliğinden dış gebelik oldu. Rahim temiz, sağlık sorunum yok. Eşimin sperm 1 milyon, yaşı 43. Yaş 43. Embriyolarım 5'e gidiyor. Ne yapmalıyım? Teşekkürler. 5. güne kadar embriyoyu götürüp ondan sonra DNA'sına bakıp o şekilde transfer yapılırsa hem dış gebelik hem de en azından kimyasal gebelik ya da düşük olma ihtimali ortadan bir miktar kalkmış olur. Benim önerim Evet. bunda tamamen tüp bebek yapılması ve embriyo genetiğine bakılması. Evet. Çok geçmiş olsun. Sibel'in bir sorusu var. Sibel Hanım'ın. Hocam merhabalar. Ben 34 yaşındayım. Erken menopoz denildi. Acil tüp bebek yapmanız gerekiyor denildi. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. AMH 0,13, FSH 20,7 Bence çıktı. Doğal eğer yolla evliyse hamile bir an kalmış. önce artık çocuk sahibi o tüp bebek yapılması gerekiyor. Bu esnada korumadan ilişki varsa gebe kalma ihtimali tabii ki var. Ama hani bir an önce artık çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisini denemesi gerekebilir. Arkada iki Bir tane de soru şunu var. da belirteyim Bunları ben. Biz tabii. özellikle genç kızlarda erken menopoz riski olan genç kızlarda karından yumurta topluyoruz. İstanbul'da bir iki merkezde Evet. toplanıyor. Biz de bu işlemleri yapıyoruz Sibel Hanım. Yani olur işte Evet, onu Virgo ayrıca hastadır. belirteyim. Yani Evet. bir cinsel hayatı yoktur. Bunlar da Karından karından yumurta yumurta. topluyoruz. O onu şey sigorta onu Karşılamıyor. karşılıyor mu? Karşılamıyor. Hiçbirisini O şey aslında çok iyi olurdu öyle bir şey olsaydı. Ya şimdi Eda Hanım bu PRP, eksozom Eksozom, ve nörol nöro tedavi. tedavi herhalde yeni çıktı. Bunu da bilmiyorum.
Ya Ben de düşünüyorum. burada acaba şunu hep biz sorguluyoruz. Yani şimdi bu rayım içine çizik atmakta da bu mekanizma bu. Sonuçta orada bir reaksiyon oluyor. Bir yenilenme oluyor. Acaba biz PRP yaptığımızda ya da eksozom yaptığımızda da bu tür bir yenilenme mi oluyor? Örneğin az önce verdiğim örnek, bugün tedavisine tekrar başladım bir hanımefendi. Benzer tabloları biz bazen görüyoruz. Hiç ummadığımız hastalarda bazen hiçbir cevap olmadı oluyor. Bazen de bu tür mucize işler olabiliyor. Onun için bunları ben böyle baştan bunları kesinlikle olmaz. Hani bu şeyde değilim. Bir Evet. mucize midir? Bir mucize olduklarına da inanmıyorum. Ama yine de bazen çok bütün hastalar değil ama bazen çok sıkıntıya girdiğimiz, yumurtlaması artık olmayan hastalarda bunları bazen hastalara öneriyorum. Ama hani bunlar hakkında maalesef ne PRP hakkında ne eksozom hakkında bu herhalde yeni çıktı, bunu da bilmiyorum. Yani yoktur böyle bir tedavi. Yani bazen işte kök hücre falan diyoruz. Bunların Evet. hala da elimizde yeterli datası yok, yeterli kanıtı yok faydalı olduğuna dair. Haklısın. Ama Türkiye'de bunları uygulamak çok kolay olduğu için uygulanıyor. Yani ama hani yarın öbür gün devlet derse kardeşim bunları neye göre yapıyorsunuz? O zaman da elimizde çok fazla bir şey yok aslında. Bunu da Evet. bilmek lazım. Yani cevap kısmı boş kalıyor. Evet. Özat arkadaşımız diyor ki hocam genetik sonucu PAR1 o homozigot 4G, 4G, homozigot hamilelikte oksafaz 0,4. Koraspirin yeterli midir hocam demiş. Göremedim kişiyi. Tam Ya tekrar ben arkadan okurum. öne şey yaptım. Onları göremiyor musunuz? Yok, Arkadan az aldım önceki soruyu. PRP'yi gördüm ama bunu göremedim. Tekrar siz okuyun isterseniz. Hocam genetik sonucu part 1 homozigot 4G Pay 1 4G homozigot. Evet, tamam. homozigot hamilelikte oksafar 0,4 ve koraspirin yeterli midir diye Pay soruyor. bir artık bakılmıyor. Payı bir MTFHR gen mutasyonu artık bakılmıyor. Sadece faktör 5 saydım ve faktör 3'lere falan bakmak lazım. Hani bunların zaten bir etkisi yok. Düşük olmasına ya da gebenin tutmamasına yönelik. Diğerlerinde de bir etkisi yok. Onlarda da annede pıhtı atmasın diye ilaç kullanıyor. Yoksa hani burada payı 4'ün pozitif olması, omozigot olması orada gebeliği engelleyecek ya da düşük yapacak bir etkisi yok bu şeyin genetik mutasyonun. Evet. Yani bunu tutup da şunu mu kullansak bunu tamam kullansın anti şey ama bunların hani şunu şu şekilde kullanacaksınız demek çok uygun değil. Anladım. Teşekkür ederim. Hakan arkadaşımızın sorusu diyor ki sendromu ile ilgili neden dünyaya gelen bebeğe genetik test yapılıp aile bireyleri bilgilendirilmiyor? Ama bu Hakan, bunu hani haklı olabilirsin bunda ama yani bu Klinefelter sendromu çok sık görülen bir durum değil ve onun için bütün insanları taramak ciddi bir maliyet gerektirir. Genetik, İkincisi değil diyelim mi? ki tanıdık yani böyle bir Klinefelter sendromu bir sağlık sorunu değildir ki. Yani işte spinal musküler atrofi gibi, galaktozemi gibi ya da başka bir hastalık gibi bir sağlık sorunu değildir aslında. Azospermik olan bir durumdur. İnfertiliteye giden bir durumdur. Yani bunun hayatlarında bir değişiklik yapamazsınız ki siz taramayı yapsanız da. Ya da Evet. işte burada 16 yaşındaki bir erkek çocuğa, Klinefelter'da çocuğa sperm ver diyoruz. İşte ameliyat. Bunu da şimdi empati yaptığımızda bunu nasıl kabul ettireceksiniz 16 yaşındaki bir çocuğa test ameliyatını? Hani ancak bu tanı koyulmuş bir şekilde yoluna girmiş hastalarda bu bir alternatif olarak önlenebilir. Ama bunu bir sağlık taraması yapıp bunların hepsi hastaymış gibi yani böyle bir uygulama şey olmayabilir. Çok böyle cost efektif olmayabilir. Çok etik de olmayabilir. Evet. Peki çok teşekkür ederim Zeliha arkadaşımız tekrar bir soru sordu. Hocam peki şu anda tekrar başlamak istesem ilaç tedavisine PCOS hastası olarak önce adet söktürücü mü kullanmamız Eğer gerekiyor rahim diye içinde sormuş. çok ciddi bir kanlık varsa adet söktürücü kullanılabilir ama ben her hasta kullanmıyorum. Çünkü bazen eğer rahim içi çok kalınlaşmadıysa sonuçta yumurtlama olmadığı için direkt tedavide başlanabilir. Evet. Progesteron değeri düşükse Evet. başlanabilir. Nisan Nur arkadaşımız hocam 3. gün embriyosu 8 hücreli iyi kalite denildi. 3 deneme de hepsi negatif
oldu. Tutmama nedeni ne Bence bir olabilir? seferde 5. güne gidip denesinler. Yani belki de bunlar 5. güne hiç gitmeyecek embriyolardır. Yani hep böyle yapmak yerine bir seferde 5. güne gitmeyi denemek lazım. Evet. Sena arkadaşımızda da sperm DNA hasarı var. Nasıl ilerleyebiliriz? Öneriniz nedir diye sormuş. Yani eğer burada sperm hareketliği ve sayısı normalse ve evlilik süresi kısaysa eşinin yaşı da gençse normal yoldan gebe kalmayı bekleyebilir. Eğer artık tüp bebek aşamasına gelirse direkt tüp bebek yapılabilir. Bu esnada belki bu işte anti oksidan bir takım ilaçlar da kullanabilir. Meftun'un bir sorusu var. Pikos ile PCO aynı hastalık mıdır diye Aynı sormuş. hastalık. Poliklinik over sendromu. Burada ifade edilmek, aslında bunlar aynı şey değiller ama ifade edilmek istenen hep aynı hastalık. Poliklinik over sendromu. Serpil arkadaşımızın bir sorusu var. Diyor ki hocam 44 yaşındayım. İlk evliliğimden iki tane oldu. İki tane aldırdım. İkinci evliliğimde olmadı. İlk tüp bebek yaptırdım, tutmadı. Ama sonra gelişmedi, aldırdım. Sonra 4 defa yaptırdım, tutmadı. Yaştan diyorlar, diyor. Sizden de Yani fikrinizi almak istiyor. eğer over rezervi ise tedavi protokolünü değiştirip ondan sonra genetik inceleme yapılabilir embriyolarda. Sağlıklıysa transfer yapılabilir. Burada 44 yaşındaki hastalardaki en kritik aşama yumurta rezervidir. Eğer yumurta rezervi iyiyse devam edebilirsiniz. Evet. Geçmiş olsun Serpil Hanım. Mensure arkadaşımızın bir sorusu var. O da şöyle çok geçmiş olsun Mensure arkadaşım. Hocam kızım akciğer tansiyonu doğum yaparsan ölürsün diyor doktorlar. Doğum yapabilir mi diye soruyor. Yani yapamaz. Anladığım kadarıyla koropulmoner var. Bu durumlarda gebeliği tolere edemezler. Evet. Şimdi Sibel'in sorusunu okudum değil mi? 34 yaşındayım, erken menopoz demiş. Tam şey yapamadım ama hatırlamıyorum Sibel Hanım ama. Evet, bir dakika. Şu Berfin'in bir sorusu var. Onu hemen şey yapayım, şunu. Doğal siklus ile yapılan 5. gün donmuş embriyo transferinden önce hormon değerleri kaç olmalı diye sormuş. Ya bu hormon değerleri farklı farklı olabilir. Hani burada bir yorum yapmak uygun değil ama biz burada daha çok hormon değerlerine bakarken yumurtlama dönemini tayin etmeye çalışıyoruz. Yumurtlama dönemini eğer tespit edebilirsek ona göre transfer yapabiliriz. Dolmuş embriyo transferi yaptığımız gündeki hormon değerleri aslında sonucu çok değiştirmiyor. Biz kendi datamızda örneğin en düşük dörtte birlik gruptan en yüksek dörtte birlik dolmuş embriyo transferi yaptığımız gündeki progesteron değerlerini karşılaştırdığımız hastaların canlı doğumlar arasında bir fark olmadı. Bu çok aslında ses getirdi. Önemli olan endometriyumun progesterona ne kadar maruz kaldığı. Onu yumurtlama gününe iyi bir şekilde belirlenebilirse o zaman gebelik oranları çok yüksek olacaktır. Evet, teşekkür ederim. Hatice'nin hanımın sorusu. Hocam genetik tanılıda 7 embriyodan 5 embriyo transfer edilemez. 2 embriyo %50, %25, trizomi 18 geldi. 2 embriyonun transferleri uygun olur mu yaş 29? Burada %50 yapılması olur da %25'lik mozaik embriyo transfer yapılabilir. %25'e onay veriyorsunuz. Evet. Çok geçmiş olsun sevgili Hatice. İnşallah çok güzel sonuç alırsın. Gamze arkadaşımızın sorusu 1,5 yıl kemoterapi aldım. 3 ay önce AMH değerim 0,17 olduğunu öğrendim. Turgut hocam ile 2 deneme olumsuz çıktı. Bu ay dinleniyorum. Yeni denemeyi yine Turgut hocama güvenle emanet edeceğim demiş İnşallah Kamza sevgili Hanım her şeyi Gamze. gönlümüz yolu ya. Çok İnşallah geçmiş bakalım. olsun. Çok başarılar İyi diliyorum. akşamlar. İnşallah güzel Görüşürüz. haberlerini alırız. Ne kadar güzel. Evet. Zeynep arkadaşımızın sorusu.
Zeynep Gülman diyor ki yaşım 40, AMH 0,3, doğal 4 folikül gelişti. FSH 59 diye doktorum kalitesiz kanaat verdi. Katılıyor musunuz diye sormuş. FSH 59'sa zaten belki de hiç yumurta girişimi gibidir. Yani AMH'nın 0,3 olmasının bir anlamı yoktur. Çok yüksekmiş FSH. Eğer burada folikül gelişmiyorsa yapılacak bir şey yok. Ama doğal yoldan folikül gelişiyorsa bu yumurta foliküller alınıp işlem yapılabilir. Doğal döngüde tüp bebek tedavisi yapılabilir. Tek yumurta Evet, gelişiyor. doğal zaten 4 folikül gelişti demiş. Yok yok, orada bir terslik var. 59 Orada mı FSH olan bir 9? insanda olmaz. Hmm, Belki peki. ardışık olarak hani adet görüyordur ama 59'da olmaz. Mutlaka FSH'ın düşmesi lazım o dönemlerde. Çok geçmiş olsun sevgili Zeynep. Melek arkadaşımızın sorusunu hemen alayım. Diyor ki hocam yumurta rezervi AMH'da 1,6 iken doktorun önemli olan ultrasondan gördüğümüz yumurta bizim için önemli dedi. Aynen doğru, ben de katılıyorum buna. Çünkü bazen 1,6 bazen 0,5 gelebilir. AMH böyle FSH gibi bir hormon, farklı dönemlerde farklı sonuçlar çıkabilir. Evet. AMH Şimdi over rezervi takibi sadece tanı koymada bir ultrasonla birlikte onu desteklemek için yaptırdığımız bir testtir. Yoksa evet. böyle mucizevi sürekli tedavi düştü, yükseldi, hani bunların bir anlamı yok. Şimdi bu tam size göre bir şey. Tedavilerinizde ilaçlarımızı SGK raporlu almak için ne yapmalıyız hocam? Vallahi Hangi şartlar, şartlar SGK'nın gerekli? koyduğu bir takım kurallar var. Bunlar uygunsa ben hemen direkt rapor çıkartıyorum. Evet. Gelsin, ben kendisine çıkartayım. Evet. Profesör Doktor Turgut Aydın, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Tüp Bebek Bölümü Başkanı. Aynı zamanda ve SGK raporu çıkarabiliyorlar arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun, bir not olarak koyayım. Bize de bildirebilirsiniz. Direkt kendilerine de başvurabilirsiniz. Bu da güzel bir notumuz olsun. Bu şartları da bizim şeyimizde, ana sayfada, öne çıkanlardan bulabilirsiniz. Payer arkadaşımızın bir sorusu. Hocam yaş 35, AMH 0,41, FSH 12, tek tüp açık, reglim düzenli, yurt dışında yaşıyorum. Aşılama dediler. Sizce şans ne kadar? Teşekkürler demiş. Yani aşılama yapılabilir. %12-15 civarında şans vardır ama bence tüp bebek yaptırın. Oralarda çok fazla süre kaybetmeyin. Yurt dışında yani AMH 0,4 35 yaşında neyi bekliyorlar? Bence orada biraz yani o algoritmada problem var. Direkt tüp bebek yaptırın. Aşılama Evet. yapılabilir mi? Yapılabilir ama normal yoldan da gebe kalabilirsiniz. Zaten çok kritik durumda bir şeyiniz var. Yani AMH daha da mı düşsün? FSH daha da mı yükselsin? Yaşınız daha da mı ilerlesin diye bekleyeceğiz. Evet. Niye böyle yapıyorlar acaba? Ya Türkiye'ye gelme Ya şansın varsa oralarda buraya gel bazı yaptır. hastalar diyor ki bize böyle yapıyorlar. Kendi vatandaşlarına böyle yapmıyorlar diyorlar. İlginçtir yani. Öyle mi? Vallahi Olabilir çok da böyle bilemem ki yani. mi? Yani. Sait Arı, hocam yarın inşallah sizin yanınıza geleceğiz. Tamam Sait, Randevunuzu bizden görüşürüz. aldınız mı bakayım? Ne? Randevunuzu bizden aldınız mı bakayım Görüşürüz. diye. Gelsin, görüşürüz. Hayal Hanım, 5. gün ablast, genetikten temiz gelen embriyonun tutma şansı nedir diye Ya sormuş. burada eğer embriyo genetikten temiz geliyorsa artık bundan sonrası endometriyumda embriyonun uyumuna bağlı. Eğer endometriyumda bir problem varsa yine gebe kalamayabilir. Ya da embriyo ile endometriyumun o transfer günleri birbirine eşit değilse, senkronize değilse yine gebe kalamayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet. transfer tekniğinde bir problem oluştuysa yine gebe kalamayabilir. Ya mutlaka her şey yolunda gitse dahi işte %20 oranında bir gebe kalamama ihtimali vardır her zaman. Geçmiş olsun. Sevim arkadaşımızın sorusu. 39 yaşındayım. Varikosel vardı. Azosperm teşhisi konuldu. 3 sefer deneme yaptık. Bir sefer kimyasal gebelik oluştu. Son yapılan tüp bebekte bir tane embriyo keseye geri döndü ve donduruldu demiş. Her şey transfer yapılamamış, dondurulmuş, daha sonra yapacaklardır. Evet. Yani Çok durum olabilir. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Umarım her şey istedikleri gibi gider. Evet.
Şimdi Alpay'ın son soruyu şey yapıyorum. Hocam sizi çok seviyorum. Ben de Turgut Hoca'ya geçen geldim. Pikos hastasıyım ama dediği zamanda gelemedim. Bir daha ne zaman gelebilirim? Gittiğimde yumurtlamam olmuştu. Adet olursan gel demişti. Yani Yani gel, istiyorsa gelsin gitmeden gel. bakayım. Bakarım ben, hani eğer yine yumurtlama olduysa beklerim biraz, yoksa ona göre planlama yaparım. Evet. Çok Çok teşekkür teşekkür ederim. ederiz Sibel Hanım. İyi akşamlar. Harikaydı. Çok keyifli Çok bir teşekkür yayın ederim. oldu. Çok Sağ sağ olun, olun. var olun. Herkese iyi Herkese akşamlar. yüreğinize sağlık, Görüşürüz. kalbinize Çok sağlık, sağ olun. ağzınıza sağlık. Görüşürüz. Arkadaşlar size de çok teşekkür ediyorum. İyi Görüşürüz. akşamlar Görüşürüz. İyi diliyorum. akşamlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.